Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Eylül ayının enerjisini anlatacağım. Evet, tek fincan var burada. Bu sefer tek tek çekemedim. Çünkü gerçekten diğer kanala çektik. Tek tek birebir bakmak isterseniz Neslihan Şirin'de Eylül ayları, Eylül 2020 tek tek burcunuza özel var. Ameliyat oldum biliyorsunuz ve yetiştiremediğim için de bu ay böyle kolektif olarak bakalım istedim. Eylül ayı içinde nasıl davranmalıyız, neler olabilir gibi ve astrolojik olarak da konuşacağız tabii. Bir kere 10 Eylül'de Mars geri harekete başlıyor. Sanırım Kasım'ın 17'sine kadar bunun etkisiyle geçecek olan bir Eylül var. Yine bir yeni ayımız var. 2 Eylül'de balık dolunayımız var ve 17'sinde de bir yeni ayımız var. Bunların ayrı ayrı videolarını zaten Neslihan Şirin'e çekiyorum. Şimdi burada bakacağız bakalım Eylül ayında nasıl olacak enerjiler, para akışları olacak mı? Çünkü para akışı bir kişiye olmuyor. Para akışı herkese olduğu zaman kolektif olarak da zincirleme, örneğin okullar açılıyor. Gidiyor anneler babalar işte ayakkabı alıyor. Esnaf şenleniyor. Veya o esnaf gidiyor kendi yine mal alıyor. Böylelikle zincirleme şeklinde ilerleyen bir ticaret oluşuyor. Bolluk bereket oluşuyor. Hadi bakalım çan taşını açınız. Sizleri seviyorum. Yine de Eylül ayı içinde güzel enerjileriniz çıksın diyorum. Bakın burada kader çarkı çıkmış. Kader çarkı sürprizli gelişmelerin Eylül'de bizi beklediği. Kıskançlıkların had safhaya vardı. Yine alengirli işlerin, illegal işlerin den uzak duracağız tabii ki ve şeytan kartı da bize bunu anlatıyor. Diyor ki dürüstlükte kaldığın sürece çok güzel yollara ulaşırsın ama kader çarkının yanında çıktığı için gecikmeli. Sizin rızkınızda genelde bakın genelde kolektifin rızkında herkesin bir başkalarının da şeyi var, gözü var ve kadersel olarak siz bir iş yapacaksınız, onda gözü var örneğin veya para kazanıyorsunuz gözü var ve bunun içinde size o yeterli para ve kısmet gelmiyor, bol bol mucizeler bana akıyor, para bana akıyor dememiz lazım. Eylül'ün ilk Eylül'e girdiğimiz zaman para beşlisi, biraz hastalıktan korkacağız, biraz bu şeytansı kişilerden korkacağız, kıskançlıklardan. Nazar büyü tasım, Neslihan Şirin yazın. Nazara büyü tasıma iyi gelen orada harika bir video çekeceğim. Ve Eylül'ün bakın ilk haftasında kesinlikle kılıç ikilisi bir konuda bizler kararsız kalacağız. O kadar ki yani bir kararsızlık o mu olsun, şu mu olsun, bu mu olsun diyerekten bir kararsızlığımız olacakmış. Ve burada bir devlet adamını gösteriyor. Sürpriz bir şekilde bir devlet adamı ya da aklımızda olan bir kişi, değneklerin kralı, güzel bir haber ya da işte biliyorsunuz devletle ilgili işler diyoruz. Krallar, kraliçeler çıktığı zaman. Para yedilisi biraz beklet. Bakın illaki işler gecikiyor. Toplumun ve gerçekten de bazı kişileri güzelliklerin gelmesini beklettiğini söylüyor kartlar. Bakın kolektif açınca da böyle ilginç ilginç şeyler çıkıyor. Kılıç dörtlüsü. Ahanda ahanda. Evet ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Hala korona ile uğraşıyor olabiliriz. Çünkü burada yatan prens ve de bunalım darlık bir hastalığımız çıkıyor. Yani korona derken siz olacaksınız demiyorum yani. Bu hastalıktan muzdarip korkuyor olabiliriz. Kimileri taşınmak için, taşınmak istiyormuş ve taşınmak için gün sayıyor, zaman sayıyor, bir saati var. Her şeyin bir zaman saati var. Onu da söyleyelim. Evet. Bakın kule çıktı. Eylül'ün 15'i gibi bir kule yeniden inşa etmemizi gerektirecek bir olay olabilir. Evet şöyle yapalım ki siz daha rahat görün. Kule kartı. Bir şey yıkılıyor. Biz de onu yeniden inşa etmek üzere uğraşacağız. Evet devam ediyoruz. Eylül ayımızda güzel güzel haberlerimiz de var. Bakın bir şey yıkıldı ama onun akabinde gelen bir canlılık da var. Çok çok güzel. Evet.
Denge, uyum, işte sağlık. İşte sağlık. Yani kimse Eylül'den korkmasın. Bakın herkes felaket tellallığı yapıyor ama bence inşallah Allah'ın izniyle düzelecek. İşte Eylül'ün son haftası. Denge, uyum, sağlığı bulacağız ve herkes tekrardan maskelerini çıkarmasın lütfen. Taksın ve korunmaya geçsin. Evet, sağlık denge bulunacak yine. Bizler biraz canımız sıkılacak, kayıplarımız var diyeceğiz, küsüz biz hayata diyeceğiz, bir insandan dolayı ya da bu işe karar veriyoruz fakat bir türlü bu eylemi gerçekleştiremiyoruz. Bu taşınma olabilir, kısmetle alakalı olabilir. Yine kupaların kralı balık, yengeç, akrep, bu üç burç arasından kupalarla temsil edildiği için su gruplarını söylüyorum ve kupa dörtlüsü de gayet güzel aslında bizim her şeye sahip olduğumuz yeşil bir ağacın altında oturduğumuz gökten zembille iner gibi güzel bir şey inmiş bakın ilahi fırsat ama biz onu görmüyoruz hala pımpın yapıyoruz can sıkıntısı onu boş veriyoruz zafer zafer üstüne zafer kolektife herkese gelsin. Ay çok harika oldu bu açılım ya bunu biz sürekli yapalım. Yani çünkü kolektifte olan hepimizi etkiliyor. Kupa şövalyesi. Kiminle tartıştıysan, yıktıysan onunla bir barışın yolu açılıyor Eylül'ün sonuna doğru. Ve efendim, evet burada çok güzel bir kılıç prensi var. Yani o da fırsatları gösteriyor. O da bir imkanları gösteriyor ama size diyor ki siz diyor cadılanmışsınız bir kere yani sana güzel teklifler gelse bile kılıcı kalkanı çekme hemen iyice bir dinle diyor. Ondan sonra hemen yine açıyoruz bakalım. Ölmüşlerimize bol dualar. Bakın ölmüşlerimize bol dualar. Burası sanki sağlık alanı gibi oldu. Ve sizler bir şeyden kurtulacaksınız. Bırakacaksınız, kesip atacaksınız. Ya taşınma olayıyla ya sağlıkla ilgili bitiş geliyor şeyin sonuna doğru. Eylül'ün sonuna doğru ve efendim burada da çok güzel bir para prensi. O kadar güzel kartlar çıktı. Bakın kule ve ölüm kartının olduğu kolektif kartlarda bile hislerime göre çok güzel çıktı. Yine fırsatlar, yine paralar bir döngü halinde döne 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 size gelecek. Çünkü açtım fırsat, gittim fırsat. Şu şeytansı kişilere karşı dualar okuyoruz. Elimizden geldiğince üzerimizde dualar taşıyoruz, bereket duaları okuyoruz. Benim para şeyim var, bir video çektim, para bereket videom var. Lütfen onu da izleyiniz diyorum efendim. Evet, böyle birer de şey çekelim. Bak, Eylül'de Mars retro gerilediği için kazalara dikkat edeceğiz. Saksıyı devirmiş bir insan ve alacakaranlıkta dolunayında etkilerini gösteriyor. Yani dolunayın etkileriyle bir kaza yani ufak tefek, ufak tefek. Dikkatli olmamız gerekiyor. Mars geriliyor retro halinde. Yani yakıtımız bitmiş. Yakıtımız yarıya inmiş vaziyette olacak. Ta ki yılbaşına kadar benim Mars Retro Neslihan Şirin yazın diğer kanalda lütfen hangi evde geçiriyorsunuz? Hangi evde yakıtınız bitiyor? Hatta ben bu şey koyayım. Bu videonun altına linkini atayım. Onu öğrenelim lütfen. Hangi alanda yakıtlar bitiyormuş? Eyleme geçecekmişsin bazı şeylerde. Fakat bu eylem bakın eyleme bazı konularda geçmişsin bazı konularda geri kalmışsın kararsızlık seni sarmış kararsız olduğun için ve sen tekrardan başladığın yere dönebilirsin bu çok tehlikeli lütfen eyleme devam et evet eyleme devam et diyorum sana hemen bir de bakar mısınız eyleme devam et diyorum sana. Yani yakıtı bitirme. Tamam yakıtımız bitmiş, tükenmiş ama bitsin tükensin de istemiyorum. Projeler, grup çalışmaları bize faydalı, yalnız gerçekleştiremediğimiz projeler, bilgi ve tecrübeli kişilerden de yol göstericiler olacak, hayatımıza Eylül'de girecek. Bakın okuyalım. Benim gibi insan varlıklarıyla birlikte tüm ifade olanaklarımı sevgiyle kullanarak hayatıma başarı katıyorum. Çalıştığım herkes için projelerim en iyi şekilde gelişiyor.
en iyi şekilde gelişiyor. Evet, şimdi bakalım. Yola gidiyoruz. Eylül'de yurt dışı, yurt içi. Yurt dışı kapıları açık fakat korona testi yapılıyormuş. Şimdi sıçrarsak ki evet sıçradı. Gözyaşları. Sevinç gözyaşları var. Sevinç. Ay, inanılmaz bir şey var. Bakar mısınız? Sanki burada bir balık oturmuş yanlama şöyle bir tepsinin içine bir balık kocaman oturmuş. Evet, çok çok güzel. Ve oradan bize bakıyor. Sanki yenilmeye hazır. Güzel bir size bir şey söyleyeyim mi? Sizin hayatınızda güzel bir de flört geliyor, aşk geliyor. Bakın burada flört, aşk çıkmadı ama burada sarhoş dolaş kişiler görüyorum. Ve lütfen insanlar birbirini mi gözetliyor ya? Gözlükler, teleskop gibi bir şeyler. Hiç kimseyi gözetlemeyelim. Bu da bir hak oluşturur bizde. Bu da hak oluşturur. Ya da onun kötülüğünden zevk almayalım. Bak bu da hak oluşturur. Gözler var bizi gözetleyen. Ya da sizi gözetliyorlar. Bir böyle guguklu saat gibi vakti zamanı var. Bir şeyin vakti zamanı gelmemiş. Kadeh yeni bir hayat. Yeni bir dünya demektir. Çok güzel bir de kadeh çıkmış. Evet. Bir gong sesi çalacak. Sanki sesli bir haber gelecek. Çok mutlu olacaksınız bu sesli haberden. Hayatınızda bakın ben burada gerçekten F harfi görüyorum. F harfi F yani. N harfi, I harfi. Evet. A da var burada. Büyük bir deve. Bakın aslında bulabilene develer kapılarda bakın deveye bakın bakın oturmuş oturmuş vaziyette deve değil de bu nedir iki tane de hörgücü var deve kapınızın ağzında ama çok insanlar göremiyor bakın devenin arkasına şimdi bakın devenin arkasına tıpkı burada dediğimi çıkıyor mu çıkmıyor mu bakınız efendim biri nasıl tutuyor devenin arkasından görüyorsunuz. Bunu durdurun ve izleyin lütfen. Ve devenin altında da güzel bir balık. O da yine dibe çökmüş. Harfleri zaten söyledim. Ve burada koca taşla bir yüzük pırlanta. Evet, tek taşımı kendim aldım. Şarkı vardı. Ve dediğim gibi karanlıkta bir çift göz sizi gözetlemekte. S harfi var. Ondan sonra M harfi var. Ve yine çok güzeller çıkmış yani. Burada ben kötü bir şey görmüyor. Ve sizler de iyi düşünün, görmeyin. Tatil hevesleri yarım kalmış olanlar hiç öyle düşünmeyin. İnşallah sağlıklı günlerde güzel tatiller olacak. Evet bir kulenin şimşeği burada çıkmış. Bir şok haberiniz var bir Eylül ortasına doğru. Bakın sen başka şok haber alırsın ben başka şok haber alırım. Ama herkese bir şoklama var burada. Belki de kolektif böyle haberlerde bir şoklama verecekler gibi olabilir. Y harfi görüyorum. Rakam şimdiye kadar görmedim. Burada evet. Bir 5 rakamı. İki rakama ikisinde dolunay var zaten. İnanın ki 1 ve 7 var. Çok 17'sinde de yeni ay var. 1 ve 7. Ama illa bunlara takmayalım kafayı. Sizin hayatınızda da 1, 7, 5, 2 önemli şeyler de olabilir. Karşılıklı biriyle yardımlaşma yapıyorsunuz. Hani sen bunu al, sen bana bunu ver, sen bana bunu al. Ay çok güzel bir şey. Hadi bakalım. Dilekler tutulsun. Dilekler oluyor mu? Develer geliyor, kapıda yatıyor. Biz onları görüyoruz. Kısmetleri içeriye alıyoruz. Evet. Bolluk, bereket ve mucizeleri kabul ediyoruz der misiniz? Bolluk, bereket ve mucizeleri kabul ediyorum. Bolluk, bereket, sağlık ve mucizeleri kabul ediyorum. Lütfen bu videonun altına yazın. Şöyle bir kolektif bir enerji oluşturalım. Hadi bakalım. Gayet güzel. Hemen döndü. Dilekler oluşuyormuş. Fakat öyle ki hanenin içi açılmakta direniyor. Hatta iki dilek var. Hanenin içi açılmakta direniyor. Kapkaranlık olmuş. Büyük toplu bir para toplu bir şey de olabilir ama bu büyük malın üzerinde oturan 5-6 da kişi var.
Ve şöyle bir silkelettirelim. Maalesef açılmayacak. Biz onu böyle açıyoruz zaten. Evet. Arı gibi çalışıyorsunuz. Çok sorumluluklar çıkmış burada. 9 rakamı var. Bakın şurada bir çeşme var. Yani bu çeşmenin suyu çok az akıyor belki ama çoğalacak, kocaman olacak. Katar katar da bir de şurada şöyle baktığımda vagonları görüyorum. Evet. Parça parça içinizde biriktiriyorsunuz her şeyi. Parça parça. Evet, yine evcil hayvanlar çıkmış. Kocaman bir yunus balığı çıkmış. Gerçekten çok güzel çıkıyor. İnşallah Eylül ayı kolektifin hayrına olsun. Bütün koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, ondan sonra oğlak, kova, balık. Hepinizin niyetine çektim. Güzellikleri aldım, kabul ettim neyiniz. Hoşça kalın. Haftalık videoda görüşmek üzere. Çünkü haftalık videoyu da sizlere yükleyeceğim en yakın zamanda.